Günaydınlar, iyi pazarlar sevgili izleyicilerimiz. Biz bu hafta yine Ankara'da sizlere harika, dolu dolu bir program hazırladık. Başlıyoruz. Herkese günaydın. Hızlıca başlıyoruz. Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sağ olun, sizler nasılsınız? Çok teşekkürler, sağ olun. Ahmet Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun, siz nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. 35 yıldır hizmet sektöründesiniz. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii, 1965 Antakya doğumluyum. İlk orta lise öğrenimi Antakya'da tamamladım. Sonra lisans eğitim için İstanbul'daydım. İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi mezunuyum. Mühendislik dalında yaklaşık 3 sene hizmet verdim. Asıl uzmanlık alanım deprem. Depremle ilgili İstanbul'da, bunu söylememde herhalde bir sakınca yok, Olimpik Köy Projesi yapılacaktı zamanında. Onun zemin çalışmalarında bulunduk. Fakat daha sonra hizmet sektörüne geçişim oldu. Çünkü klasik bir memur çocuğuyum. O yüzden belli gelir standartlarında hep büyüdük. Dolayısıyla da öğrencilik yıllarımda minik minik böyle hizmet sektörü çalışmalarım oldu. O yüzden hep hizmet sektörü aklımda vardı açıkçası. Yani bunu ileride hayatıma katabilir miyim? Hayatımın bir noktasında hizmet sektörüne dönebilir miyim diye. Mühendislikten sonra geçtim, radikal bir karar aldım, öyle söyleyeyim. İstanbul'da uluslararası bir firmada hizmet sektörüne başladım. Hızlı tüketim sektörüydü o. Orası benim için... Madencilikten mi geçtiniz? Evet. Yani mühendisliğimi bıraktım. Evet. Sonra hizmet sektörüne başladım. Bu kararı aldığınızda kaç yaşındaydınız? Bu kararı aldığımda 24-25 yaşlarındaydım. Bayağı genç. Evet. Hızlı tüketim sektörü. O firmada başladığım göreve benim için bir okuldu orası. Yani bugün 35 yıllık bir geçmişten bahsediyorsak asıl temelleri orada atıldı. Yani müşteri görüşmeleri, iletişim, işte oturma kalkma gibi ne içeriyorsa bu. Orada başladık. Sonra yine bir radikal karardı benim için. Genelde çalışma hayatımda daha doğrusu hep bu tür kararlar aldım. Ankara'ya geldim. Sektör değişikliği yaptım. Sağlık sektörüne geçtim. Daha doğrusu söylemekte bir sakınca yok. Transfer edildim, öyle söyleyeyim, evet. Bir iş adamı tarafından. Sağlık sektöründe çalıştım. İşte oradan biraz otomotiv, sonra biraz gıda derken işte yaklaşık 12 yıldır da şu anki bulunduğum sektörde, gayrimenkul sektöründeyim. Gayrimenkul sektöründe olmaktan da son derece mutluyum da biraz da geç kalmış olduğumu düşünüyorum açıkçası. Peki bize hizmet sektörünün avantajları ve dezavantajlarından söz edebilir misiniz? Tabii kolay ki. Bir sektör olmaması gerekiyor. Değil. Şüphesiz. Kesinlikle değil. Şimdi gayrimenkul benim 5. farklı sektörüm. 5. farklı hizmet sektörüm. Dolayısıyla bu sektörler arasındaki mukayeseyi objektif olarak yapabiliyorum açıkçası. Peki Ahmet Bey, en sevdiğiniz hangisiydi? Yani madenciliği severek mi okudunuz? Evet, severek okudum. İstediğim ama bir devam bölümdü. Etmediniz. Etmedim. Yani aslında benim dileğim petrol mühendisliğiydi açıkçası. Orada bir sıralama hatam olmuş. Ondan dolayı maden mühendisliğinde okudum ama severek de okudum. Yani önemli olan burada kişilerin eğitim alması. Berat Bey, yani üniversite okumak günümüzde sıradan bir olaya dönüştü gibi, öyle hissediyorum. Fakat aslında öyle değil. Mutlaka ailelerin çocuklarını bir bölüme, bir üniversite eğitimine yönlendirmeleri lazım. Her çocuk evladının bir kampüs havasını soluması taraftarıyım. Kampüs hayatını herkes yaşasın bu anlamda. Tabii ilerisi için çok önemli bir... Tabii bu anlamda mesleklerine devam ederler mi etmezler mi bilmiyorum. Gönül ister ki yaklaşık işte 4 sene ya da 6 sene boyunca lisans eğitimi alıyorlar. Hatta yüksek lisans eğitimi alıyorlar. Eğitimlerine ve mesleklerine devam etsinler. Fakat etmeyenler oluyor. Onlar da bir şekilde başka sektörlere evriliyorlar. Bunlardan en temeli de, bence en temeli de hizmet sektörü. Evet. İşte birçok hizmet sektörü var. Benim biraz önce bahsettiğim gibi farklı sektörlerde hizmet verdim. Gayrimenkul bunlardan bir tanesi. Sağlık sektörü bunlardan bir tanesi.
bir şekilde hizmet sektörüne dönecekler ve çalışmalarını o şekilde yapacaklar. Sizin sorunuza gelirse hizmet sektörünün avantajı, dezavantajı ya da zorluğu, en zor kısmı insan yönetmek. Yani şöyle bir bilgi var bana, işte hizmet sektörüne başladığım zamanlarda bana öğretilen. Hizmet sektöründe ürünün önemi yoktur. Yani bugün bir şişe su pazarlayabilirsiniz. Ertesi gün bir telefon pazarlayabilirsiniz. İşte 3 sene sonra bir araba satışı gerçekleştirebilirsiniz ya da gayrimenkul satışı. Bunların hiçbirinin bir önemi yok. Temel olan burada bu ürüne ihtiyacı olan, bu ürünü talep eden insanları bizim nasıl yöneteceğimiz. İşin zorluğu burada. Yani yönetemiyorsanız karşınıza hep işin dezavantajları çıkar. Eğer yönetebiliyorsanız avantajları ortaya çıkar. O yüzden günümüzdeki gayrimenkul sektöründe benim son yaklaşık 7-8 yıldır kendi adıma takındığım misyon, bu işi yapacak gönüllü olan insanlara bu işi nasıl yapmaları gerektiğini anlatmak. Yani insanı nasıl yönetmeleri gerektiğini, insandan kastımız müşteri tabii ki, nasıl yönetmeleri gerektiğini anlatmak. Bunun eğitimlerini biz doğru verdiğimizi düşünüyoruz. Bunun için de her gün çalışıyoruz. Yani haftalık eğitim programlarımız var, aylık eğitim programlarımız var ama kişisel olarak birebir de işte herhangi bir ortamda, ofisin herhangi bir yerinde, sohbet esnasında bile hizmet sektörünün nasıl yönetilebileceğini, dolayısıyla da nasıl para kazanılacağıyla alakalı çabalarımız var. Ahmet Bey, galiba en çok gayrimenkul sektörünü sevdiniz. Şu an bulunduğum sektör olması itibariyle doğru. Çünkü en uzun görünen bu, 12 sene. Evet, doğru. Nasıl başladınız? Şimdi gayrimenkul sektörüne başlamam benim tamamen tesadüf. Bundan önce gıda sektöründeydim. Bir işletmem vardı, kapattım. Dedim artık bundan sonra herhalde emeklilik hayatı yaşayabilirim. Çünkü o zamanlar 45 yaşları civarıyım. Artık günümüzde biliyorsunuz insanlar 45 yaşında emekli olabiliyorlar. Onu yaklaşık bir ay düşündüm. Acaba emekli olmalı mıyım yoksa devam etmeli miyim diye. Bir arkadaşımın tavsiyesi mi diyeyim, başvurusu mu diyeyim, bir inşaat şirketiyle yollarımız kesişti. Bir proje firmasıydı o. Onlarla biraz açıkçası gayrimenkul sektörünü anlamaya çalıştım. Yani biraz önce söylemiştim, hizmet sektöründe ürünün önemi yoktur diye. Yani inşaat sektörüne ya da gayrimenkul sektörüne başlarken bir endişem yoktu. Yani olur mu, olmaz mı, yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye. Herhalde satarım dediniz. Ya satmaktan ziyade o işi yönetebilir miyim, evet, den yola çıktım. Adapte olduk, 3 sene o projede kaldık. Projeyi yönetmeye çalıştık. Projenin sonuna geldi, oradaki misyonumuzu tamamladığımızı düşündük ve projeden ayrıldık. Birkaç arkadaşım, hatta şimdiki ortağım Mehmet Bey'le beraber. Sonra dedik ki biz bir ben dedim gayrimenkul içinde kalmak istiyorum. Ama bu yalnızca proje bazında olmasın. İşte satılık olsun, kiralık olsun vesaire olsun. Mehmet Bey de kulakları çınlasın. Dedi ki siz emlakçı olmak istiyorsunuz abi dedi. Dedim vallahi bilmiyorum yani adı emlakçılık mıdır, başka bir şey midir? Velhasıl öyle başladık biz gayrimenkul işine. Benim çalışma hayatımın temelinde sistem vardır. Ben sisteme çok inanırım. Sistem haricinde çalışmaya da açıkçası biraz karşı dururum. Yani kara düzen bir çalışma hayatını çok benimsemem. O yüzden dedim ki bir sisteme dahil olalım gayrimenkule başlarken. Bu bir anlamda bir uluslararası bir firmanın bir franchise ofisi anlamını taşıyordu. Yaklaşık 3 yıl boyunca bir bayilik yönettik Türkiye'de. Sonra bence bizden kaynaklanmayan sebeplerden ötürü yollarımız ayrıldı. Ve ondan sonra biz dedik ki kendi işimizi kendimiz kurabiliriz. Kendi operasyonlarımızı kendimiz yönetebiliriz. Bunun için bir çaba gösterdik açıkçası. Yani yaklaşık 10 yıldır diyelim. 10 yıldır da işte şu anki bulunduğumuz lokasyonu yeni açtık, buradaki lokasyonumuzu. Ankara'nın Turan Güneş, Çankaya'nın Turan Güneş bölgesinde, Turan Güneş Bulvarı üzerinde bir ofisimiz var. İşte Park Caddesi üzerinde de şu anki ofisimiz var. Burada çalışmalarımızı devam ediyoruz. Başlangıçlar her zaman zordur. Hizmet sektöründe kendinizi karşı tarafa kabul ettirmeniz çok kolay olmaz. Çünkü birçok rakipleriniz olabilir. İşte bu avantaj mıdır, dezavantaj mıdır? Bence avantaj. Nereden baktığınıza bağlı bu.
şimdi bunu genelde dezavantaj olarak görür. Hani birçok rakibim var, ben nasıl kendimi ön plana koyabileceğim? Yeni şeyler üretebilir insan işte, daha evet, öne geçebilmek için. Tabii tabii, aslında bu bir avantaj. Olursa. Yani farkındalık yaratabilir. Evet. Tabii, çünkü hizmet sektöründe, sektörden bağımsız söylüyorum, herkes doğru hizmeti vermiyor. Yani doğru hizmetten kasıt ne derseniz, bu çok detaylı bir konu, çok oralara girmeyelim ama önemli olan müşterinin ihtiyaçlarına doğru yerde, doğru lokasyonda verebilmek. Gayrimenkul adına söylüyorum bunu. İşte bunları yapmaya çalıştık. Tabii ki gayrimenkul danışmanı sayımız, iş ortağı diyoruz, sektör öyle diyor yani. 200'e yaklaştı işte herhalde. Başlangıçta 1'di, 3'tü. Şimdi yaklaşık 100'e yakın bir gayrimenkul danışmanı iş ortağımız var. Bu iş böyle büyüyerek de devam ediyor. Yani tabii ki biz değişerek, gelişerek büyümek istiyoruz. Ama bu yalnız bizim isteğimiz doğrultusunda olan bir şey değil. Sektör özellikle pandemiden sonra bir cümle kullandı herkes. Değişen dünya düzeni diye. Evet. İşte biz de gayrimenkulde bu değişen dünya düzenine ayak uydurmaya çalışıyoruz. Bu hem fiziksel ortamlarla olabilir, hem insan kaynağıyla ilgili olabilir. Şu ana kadarki çalışmalarımızı kendi adıma ya da firmam adına söyleyeyim, doğru yönettiğimizi düşünüyoruz. Şu anki geldiğimiz noktada açıkçası bizi doğruluyor. Bu doğru üzerinden de devam edeceğiz. Peki Ahmet Bey, şirket politikalarının olmazsa olmazı vizyonu ve misyonudur. Bize şirketinizin vizyonundan ve misyonundan söz etmek ister misiniz? Tabii ki. Gayrimenkule başlarken bunu şirketteki, yönetimdeki kişilerle konuştuk. Biraz önce de bahsettim. Yani merdiven altı diyebileceğimiz bir zihniyetle bunu yapmak istemedik. Baştan beri fikrimiz buydu aslında. Yani işte 10 yıl önce başladık, şimdiki noktaya geldik. Aslında bu günleri o günlerden tasarlamıştık. Bugünlere gelebiliriz, bunu yapabiliriz, biz bunu başarabiliriz diye. Çünkü bizim arkamızda benim ortağım Mehmet Bey'in yani toplamda 50-60 yıllık bir çalışma tecrübesi var, hayat tecrübesi var ve iş tecrübesi var. Bunları doğru şekilde yönetebiliriz dedik. O yüzden de vizyonumuzu insanları bu işe doğru yönlendirme, yönlendirdiğimiz insanları doğru yönetme, doğru eğitme, müşteriye doğru hizmet verme işte başlıkları altında biz açıkçası vizyonumuzu böyle belirledik. Bir de hizmet sektöründe biraz oradan misyona girmiş olayım. Kalite denen bir şey var. Yani bir işi yapacaksanız kaliteli yapacaksınız. Yani kalitenin size göre, bana göre belki yorumlanabilir. Fakat gayrimenkul işinde kalite dediğiniz şey müşteriyi iyi anlamak. İşte müşteriye istediği 3+1 daire ise istediği ihtiyaçları doğrultusunda bir daire sunmak. Yani aslında çok basit şeylerden belki bahsediyorum ama işte bunlar müşterinin burasına giren şeyler. Yani buradan beraber çalıştığımız gayrimenkul danışman arkadaşlarımıza da hep bunları söylüyoruz. Yani müşteriyle iş ilişkilerinde lütfen fazla gayrimenkulün değeri üzerinden süreci ilerletmeyin. Müşterinin ihtiyaçları üzerinden süreci ilerletin. İşte bu da bizim yapmak istediğimiz misyonlarımızdan, gerçekleştirmek istediğimiz misyonlarımızdan bir tanesi. Bu şekilde devam etmek istiyoruz açıkçası. Ahmet Bey, İz Bırakanlar programındayız. Evet. Size de soralım. Hayatınızda iz bırakan bir anınız? Var. Hayatımda iz bırakan anılarım var. Eğitim hayatımda da var. Daha önceki çalışma hayatımda da var. Gayrimenkul hayatımda da var. Sektörümüz şu an gayrimenkul olduğu için buradan bir örnek vereyim. Yılını hatırlamıyorum açıkçası. Bir gün ofiste oturuyorum. Asistan hanım geldi, bir müşterimiz var dedi. Dedim buyurun ağırlayalım. Bir ihtiyacı var. Bir konut ihtiyacı var. Müşteri dediğimizde bir karı koca, bir aileden bahsediyorum. Hanımefendi o zaman yanlış hatırlamıyorsam Adalet Bakanlığı'ndan emekli bir bayan, eşi de Maliye Bakanlığı'nda ortalama 2 ay içerisinde emekli olacak bir beyefendi. Hanımefendi dedi ki bir ilanınızı gördük, burayı görmek istiyoruz, bu eve sahip olmak istiyoruz dedi. Çok da şeydi yani, istekliydi bu konuda. Eşim de işte 2 ay sonra emekli olacak, kendi emekli paramı, eşimin emekli parasını bir kısımda üstüne kredi çekerek ev sahibi olmak istiyor. O evi almak istiyoruz dedi. O evde şu an faal olmayan bir futbol hakemimizin
evi. Yani ismini sorsak? Söylememde bir sakınca var mı bilmiyorum. Yok. Erman Toroğlu hocanın evi bu. Ankara'da Birlik Mahallesi'nde bir ev. Hoca ile tabii kontağa geçtik. Hocam dedik bir müşteriniz var. Evinize talip. Hoca bir fiyatta diretti. Fiyat da müşterinin bütçesini aşıyor. Fakat çok da ısrarcı. Özellikle hanımefendi çok ısrarcı. Biz daireyi gösterdik. Daireyi daha önceden sanki görmüş gibi daireyi beğendi. Yani hani görmediğiniz bir şeyi alır mısınız bilmiyorum ama kendini o kadar çok fokuslamış ki o daireyi hanımefendi. Ben dedi bu daireyi istiyorum. İşte hocayla kontak kuruyoruz. Hatta bazen televizyonda program yapıyor. Mesaj atıyoruz. Hocam bakın işte şu fiyata olursa müşterimiz kabul edecek. O oradan cevap yazıyor olmaz filan. Bu süreç biraz yürüdü açıkçası. Yaklaşık bir aylık bir süreçten bahsediyorum ben. Sonra velhasıl iş oldu. Hanımefendi tekrar ofisime geldi. Ahmet Bey sizle tekrar görüşmek istiyorum. Ofisime geldi. Yani hani fiziksel olarak şu an belki gösteremem ama yaş olarak benden büyük biriydi. Hani elime sarılarak hüngür hüngür ağladı. Bu beni bu sektörde yaşadığım enteresan anılardan bir tanesidir. Bende gerçekten iz bırakmıştır. Değerli bilgileriniz için çok teşekkür ediyoruz Ahmet Bey. Ben teşekkür ederim Ferhat Bey. Sağ olun. Bizi ağladınız. Çok teşekkür ederim. Ankara'daki ofisimizde sizi ağırladık. Çok da memnun olduk. Umarım tekrar gerçekleşir. Sizi tekrar burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyarız. Çok teşekkür ederim. Ev sahipliğiniz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili seyirciler, bugünkü konuğumuz en sevdiğimiz konfor ve yaşam alanlarımızın olmazsa olmazından iç mekanlarımızın tasarımları, iç mimarımız Şermin Hanım. Hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun sizler. Çok teşekkürler, sağ olun. Hoş geldiniz Şermin Hanım. Hoş buldum, teşekkür ederim. Sağ olun, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, teşekkürler. Bugün soruları en çok sanırım ben soracağım size bir kadın olarak. Evet. Şermin Hanım, İç mekan tasarımlarında önceliğiniz nelerdir? Tasarımın temelini kullanım amacı oluşturur aslında. Burada konut ve ofislerde iki bölümde de farklı ihtiyaçlar gözetilir. Bunlar gözetilirken kullanıcının istekleri doğrultusunda, zevkleri doğrultusunda bir bütçe planlaması yapılır. Bu bütçe planlaması da tasarımın ve uygulamanın ilerlemesiyle yol alır. Bununla birlikte malzeme, yani kaliteli malzemeler kullanılarak bu sürecin uzamasına biraz sebep oluruz. Ergonomik tasarıma önem veririz bu konuda. Ergonomik mobilyalara, kişinin sağlıklı ve konforlu bir şekilde yaşam alanı sunmak için bu şekilde. Ama ben daha çok merak ettiğim bu renk uyumları, renk seçimleri, bunlar neye göre belirleniyor? Bu renk seçimleri de şu şekilde oluyor. Küçük alanlarda genelde geniş ve ferah görünmesi açısından daha açık renkler kullanırız ki ferah bir görüntü küçük ortaya yerlerde çıksın. Açık renkler. Evet, küçük yerlerde, küçük mekanlarda evet. Açık renkler, açık tonlar tercih ederiz. Büyük mekanlarda daha koyu renkler tercih ederiz. Evet. Daha cesur renklere yer veririz. Renkler iç mekanda çok önemlidir. Bu ruhsal açıdan da, yani yatak odalarında daha soft renkler kullanırız. Renkler. Evet, daha yumuşak renkler kullanırız huzur vermesi açısından. Ofis mekanlarında daha cesur, daha dinamik renklere yer biraz veririz. Biraz örneklendirebilir miyiz mesela özellikle ofisler için? İş yerlerinde genelde turuncu ve sarı renkler daha enerjik, daha dinamik duyguyu çağrıştırır. Bu renklere de ağırlık vermek önemlidir bu açıdan. Mesela ben kendi iş yerimde mor rengin lüks ve zarafeti evet. çağrıştırdığı için kendi marka rengimde de ve iş yerindeki mobilyalarımda da çoğunlukla mor rengini kullandım. Evet, mor renk çok huzur verici bir bize, renktir. Yani erkekler genelde siyah ve beyazdayız. Kadınlar da rengarenktir. Evet. Peki belki biraz özel olacak ama evinizde böyle çok değişiklikler yapıyor musunuz? Evimde mavi renk daha ağırlıklı. Mavi ve beyaz renk ağırlıkta.
Peki çocuk odaları için nasıl konseptler, mobilyalar veya renk olarak neler veriyorsunuz? Çocuk odalarında genelde renkli odalar tercih edilir ya da cinsiyete göre renk belirlenir. Ama açık tonlar, daha ferah, daha huzur verici, daha pastel tonlar. Ya bu renkler çocuklarda daha etkileşim olur. Sakinleştiriyor, evet, sakinleştirici. Burada şey de önemli ama aydınlatma. Tabii ki. Mesela iç mekanlarda yapay aydınlatma, doğal aydınlatma. Evet. Şöyle aydınlatmanın zaten yani estetik açıdan da çok büyük bir önemi var. Doğal aydınlatma daha çok tercih ediliyor. Tasarruf açısından ve sağlık açısından ya daha çok önem veriyoruz ona. Ama yapay aydınlatmada doğal aydınlatmanın yetersiz kaldığı yerlerde doğru kombinasyonla iç mekanlarda hem estetik açıdan hem görsel açıdan güzel bir kombinasyon oluyor. Yani o mecbur oluyor. Peki Şermin Hanım, meslek hayatınızda örnek aldığınız, ilham aldığınız kişiler veya durumlar var mı? Ya tabii ki var. Şöyle ben zaten inşaatla uğraşan bir aileden geldiğim için bayağı yani küçük yaşlardan beri o şantiyelerde yer aldım. Yani o kademeleri takip ederek geldim babamla birlikte. Ondan sonra ilerleyişe baktıktan sonra yani baktım ki hani çok güzel şeylere gidiyor yani kademe kademe. O sonucu gördükten sonra dedim ki ya hani ben bunu yapabilirim. Ya bana şevk verdi. Babamdan da aldığım bilgilerle bu şekilde yani mesleğime bir adım attım aslında. Şermin Hanım, şimdi az önce anlattıklarınızdan şöyle bir şey aldım. Bizde mesleki deformasyon mu denir, mesleği sevmek mi denir? Ben böyle biraz hasarlı bir cilde baktığımda ooo bu benim elimde olsa neler neler yapardım diyorum. Size bir mekana gittiğinizde, bir ortama girdiğinizde ya şurada şu eksik kalmış, bu eksik kalmış, keşke benim elimde olsaydı şunu eklerdim, bunu yapardım dediğiniz şeyler mutlaka ya alıyordu. Çok fazla müdahale etmek istiyorum aslında. Orada çok fazla şeyler geliştiriyorum. Keşke hani el atabilsem, müdahale edebilsem diyorum. Yorumlarımı katıyorum. Bazen gittiğim mekanlarda öneride de bulunuyorum. Yani bunu tavsiye olarak alıyorlar. Önemseyen insanlar tavsiyelerimi yerine getiriyorlar. Bu şekilde oluyor. Meslek hastalığı. Hepimizin kadınlar zaten evet. Çok ilgili. Renkler olsun. Evet. Tabii ki mesela ortamımızda da ahşap, bambu. Ahşap, evet, bunlar gayet ortama sıcaklık katmış. Aynen öyle. Peki iç mekan tasarımlarında önceliğiniz nelerdir? Ya önceliğimiz şu şekilde, yani dediğim gibi bu konut olur, ofis olur, bir kafe olabilir, bir mağaza olabilir. Bunların hepsinin farklı dalları vardır. Yani hepsinin amacı farklıdır. Orada uygulanabilecek tasarımlarla alakalı. Bunlarla alakalı bütçe planlaması yapıyoruz. Bu bütçe planlamasına göre kişinin zevk ve önerilerini göz önünde bulunduruyoruz. Bununla ilgili planlama yapıp o şekilde ilerliyoruz. Şimdi bu mekanlara gittik. Kafelere, ofislere. Burada renk uyumu dediğimiz bir olay var. Bu renkler neye göre belirleniyor? Ya bu renkler dediğim gibi yani öncelikle kişinin kendi zevk ve isteklerini öne çıkarıyoruz. Onu dinledikten sonra yani kullanıcıyı dinledikten sonra ona göre bir tasarım. Yani bu tasarımın amacı dediğim gibi bir konutta mı kullanacağız? Yani konutta neye göre ya da istenilen tasarım ne doğrultusunda ona göre hareket ediyoruz. Renk seçimlerini de ona göre yapıyoruz. Bu kişisel değişiyor mu? Yani renklerin bizim üzerimizde bir etkisi var mı? Ya şöyle, siz zaten duygunuzu da istekleriniz içinde geçirdiğiniz için sizin o duygularınıza göre renk seçimlerini biz size sunuyoruz. Zaten sizi de konuşarak anladığımız için yani isteklerinizi anlayabildiğimiz için o şekilde size bir sunum yapıyoruz. Sizin de bu hoşunuza gidiyor haliyle. Ya. Tabii ki biz kadınlar hayatımızın her alanında estetiğe ve renge çok fazla önem veririz. Ben kendi iş yerimde dediğim gibi daha çok böyle mor renkleri tercih ederim. Evet, çünkü sizin iş yeriniz hani güzellik merkezi, daha hani böyle verimliliği artıracak, daha enerjik, hani insanların kendini iyi hissedebileceği bir renk tercihi. Okullarda mesela yeşil ve beyaz renkler huzur verici, bunlara hani ön plana çıkar. Hastanelerde beyaz ve mavidir. Onlar da aynı şekilde insanlara dinginlik verir, sakinlik verir. Bu şekilde. Evet, klinik ortamlarının dediğiniz gibi genelde beyaz, hastanelerde beyaz. Aynen. Çünkü sakinleştirici bir özelliği var çünkü mavinin. Şimdi kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra beraberiz. Peki yatak odalarında şimdi mavi dedi ki evet mavi huzur verir. Evet. Sakinleştirir, rahatlatır da.
Daha böyle mobilyalarını seçerken koyu mobilyalar mı seçmek gerekiyor? Hani yatak odalarının hep uyuma için şey derler ya, karanlık olması gerekiyor. Daha derin bir uykuya dalabilmek için mesela. Yani şöyle, derin bir uykuya dalabilmek için perde, yani karartılmış perdeler tercih ediliyor bu açıdan. Ama koyu mobilyalar tercih yani çok fazla tercih edilmiyor. Dediğim gibi hani mavi huzuru da, sakinliği, dinginliği çağrıştırdığı için mavi tercihtir ama yatak odalarında çok fazla tercih bizi edilmiyor. Huzurlu bir ortam sunsun diye mavi olsun ama perde seçimlerimizi yaparken özellikle... Evet, o karartma işlemlerini, huzurlu uyuma şeyini o şekilde perdeyle çözümlenebilir. Tamam, ama koyu mobilyalar tercih edilmiyor. Siyah beyazda her yerde huzurluyum, her yerde de kullanıyorum yani. Ferhat taktı siyah beyazı. Kadınlar öyledir. Kadınların hayatında renk cümbüşü vardır. Zaten biz ne desek de değişmeyecek. Kadınlarımız her zaman haklıdır. Haklıdır, evet. Haklıyız. İkiye biriz şu an. Evet. Renk dizayn. Ama şöyle düşünün. Evde her ne kadar eşler beraber de çalışsa yine evde kadın daha çok zaman geçiriyor. Evet. Her alanında yani bazen erkekler bazı değişiklikleri fark etmezler bile. Çünkü biz detaycı değiliz. Biz detaycıyız değil mi? Evet. Kadınlar daha fazla detaya takılırlar. Tabii gelişmiş model. Ya da şöyle söyleyeyim. Belki de hep kadınlar detaya takıldığı için, bu rolü üstlendiği için erkekler daha böyle düz mantıkta gidiyorlar. Evet. O da mantıklı. Yani evimiz, yaşam alanımız, konfor alanımız bizim için önemli. Evet, kesinlikle. Özcan, İz Bırakanlar programındayız. Hani evet, ikiye bir soruyu sen sorsan. Tamam. Zevkle. Şermin Hanımcığım. Tabii ki programımızın da adı olduğu gibi iz bırakanlar. Meslek hayatınızda, sosyal hayatınızda sizde iz bırakan olay, anı, kişi var mı? Bizimle bu hikayenizi paylaşmak ister misiniz? Şöyle spesifik olarak buna bir örnek veremeyebilirim ama insanların hayatında tasarımlarımla iz bırakmaya devam edeceğim. Harika, çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza ben sağlık. Ben teşekkür ederim. Ferhat için çok verimli olmasa da benim için evet, biz burada çok biraz... verimli bir program oldu. Bir şeyler öğrendik. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Ferhat Bey'i de aydınlatmış olduk bu kesinlikle konuda. Kesinlikle öyle. Çok teşekkürler. Ben sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet Ferhat, yine harika bir programın sonuna geldik. Biliyorum zaman bize yetmiyor. Çünkü konuşmayı seviyoruz evet. Ve gerçekten çok hızlı geçti. İyi pazarlar diliyoruz. Kendinize iyi bakınız. İyi pazarlar, hoşça kalın.